Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere saç için belki de dönüm noktası süper üzere süper bir video hazırladım. Hazır olun. Çığır açacağız. İnanın çığır açacağız. Çünkü verdiğimiz emeklerimizin karşılığı gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın, öyle güzel mesajlar geliyor ki İnanın gururlandım. Size birkaç arkadaşımın mesajını okutacağım. Oğlum okuyacak onları size. Sonra ben sizlere mükemmel bir formül sunacağım. Önce gelen mesajların benim videolar ne kadar etkili olduğunu sadece gerçek olduğunu öğrenmeniz açısından bakın o mesajlardan ne diyor. Bakın aman ne olursun dinleyin. Çünkü inanmayanlar var. Bu mesajlar gerçek anlamda benim abonelerimden geliyor. Allah razı olsun o kişilerden de. Gerçekleri yansıtmışlar. Evet, şimdi o mesajları oğlum size hızlı bir şekilde okuyacak. Ve ben arkadan da size o gerçek formülü anlatacağım. Şu an gelen mesajları okuyorum. HT isimli takipçimizin yazdığı mesaj. Arkadaşlar, bu adam doğru diyor. Dediklerine ben de baktım, araştırdım. Çevremde ne kadar saçı olan ve ak düşmeyen kişi varsa günlük gece gündüz sıcak duş alıyor. Sonra ben de yapmaya başladım. Bende kellik başlamıştı. Ana baba tarafım tam kel. Bizim ailede hem ana hem baba tarafım, dedelerim, amcalarım, babam kel. Bende de aşırı kepek vardı. Gitmediğim doktorlar, alerji testleri, doğal yağlar yani Hint yağı, zeytin, susam, acı badem, Hindistan cevizi vesaire, şampuanlar, ilaçlar hiçbir şeye yaramadı. Ben bünye olarak acıya çok dayanıklıyım ve sporcuyum. Bu adamın dediklerini uyguladım ama tam sıcak su ile 5-10 dakika diyor. Özel alarm saati aldım, duş kabinine uygun yerde koyup 6 dakikaya ayarladım. Sonuç, saçlar çıktı, kepek %100 yok oldu, saç dökülmesi durdu, sanki mucize. Özellikle gençler sıcak su ilk başta zorlanabilir ama inat edince alışırsınız. Profesör bir arkadaşıma sordum, sıcak suyun saça zarar vermesi için cildi yapması gerek dedi. Yani hastanelik oluyor, insan yanık tedavisi vesaire. O şekilde yakarsa olur ama cildi tahriş etmediği sürece saça zarar vermez dedi. Uygulayın ve Türklerin patenti olsun. Diğer mesaja geçiyorum. Kral Benim isimli takipçimizden gelen mesaj. Mustafa abi, %100 sonuç alınıyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Pes etmeyin arkadaşlar. Mutlaka sonuç alacaksınız. İnşallah sarımsak ve soğanı sofranızdan eksik etmezsiniz demiş. Bir diğer takipçimiz. Çimen otu tohumunu da deneyin. Tam birkaç dakika kaynatın. Sonra bir gün beklesin. Sonra onu sprey ile saçlarınıza sprey yapıp masaj yapın. Çok çok faydalı oluyor demiş. Hasan Çelik takipçimizden gelen yorumu okuyorum. Dayı çok dalga geçtim seninle. Ne diyor bu ayağı diye. Hakkını helal et. Öylesine denedim. 3 aydır bir tane saçım dökülmedi. Allah razı olsun. Şaka gibi ya. Allah razı olsun. Kesinlikle deneyin. Dinleyin bu dayıyı kesinlikle. Habib Kaya takipçimizden gelen yorum. Sen adamsın adam. Allah senden razı olsun. Bu videoyu izlemeden önce elimi saçıma attığımda kafamdan en çok 20 saç dökülüyordu. Ben de umudu kestim dedim. Genetik herhalde. Sonra sizin videolarınızı izledim. Şu an saçlarım ya bir tane dökülüyor ya dökülmüyor. Saçlarım gürleşti. İlaç falan yalan, adamsın sen demiş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gelen mesajları hepsi olumlu. Sadece bu mesajlar gelen mesajların binde biri. Yani o kadar çok olumlu cevaplar var ki hani inanmayanlar şöyle geri planlarda, videolarda geriye doğru gitsinler. Bak, hani orada çok güzel yazan kişileri görecekler. Ben de zaten onların içinden araştırarak buldum. Evet, yani benim bu söylediğim saçla ilgili sıcak su, masaj birinci önemli nokta. Sıcak ve masaj suyun altında yapacaksınız. Şimdi size anlattığım gibi
Bakın, bir kişinin saçı neden dökülür? Gelin bir de ben sizlere onları buradan bakacağım. Okuyacağım sizlere. Ben bunu tek tek yazmıştım bir ara. Hatta birkaç kişiye de bunun şeysini, mesajını yazmıştım. Saç dökülüyorsa bir sebebi vardır demişim. Bir, birincisi telefon frekansına maruz kalmışsınızdır. Yani telefonu yatarken yastığın altına ya da çok yakın koymuş olabilirsiniz. Ya da telefonla çok oyun ya da konuşma yapıyorsundur. İkinci neden ise saçına fazla bilmediğin şeyler sürüyorsundur. Şöyle gibi. Üçüncüsü, fön makinesine yaktırmış olabilirsin. Dördüncüsü, kullandığın ilaç etki yapmış olabilir. Bu ne? Yani herhangi bir rahatsızlığın vardır. O ilaçları kullanmışsınızdır. Fakat onun bir yan etkisi olarak da saçlarını dökmüş olabilir. Bu biliyorsunuz kanser ilaçları özellikle. Beşincisi, sağlıklı beslenmiyorsunuz olabilir. Yani her türlü gıdadan nasibini almamış olabilirsin. Bakkaldan, çakkaldan beslenen kişilerde daha çok oluyor bu. Ne bileyim, hani sandviç yaptırıp günlüğünü o şekilde geçirenler, ana yemekleri, ev yemekleri yemeyi tavsiye ederim. Yeşillik yemenizi tavsiye ederim. Yani ıvır zıvırla olan kişilerin saçları dökülüyor olabilir. Sulu ev yemeği, sulu zebze, baklagilleri yemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Düşünün kendinizi, yemediğiniz ne var dünyada? Yani ben bakla sevmiyorum, ben bamya sevmiyorum, ben ne bileyim pırasa sevmiyorum, ben bilmem ne sevmiyorum diyorsanız, işte sizin eksikliğiniz orada. Bütün vitaminlerden alacaksınız. Sevmediğiniz yemekleri gideceksiniz, özellikle yiyeceksiniz kardeşim. Bu kadar basit. Öyle bütün her gün pirzola yesen saçın dökülür kardeşim. Sen çünkü yeşillikten, ne bileyim bir fasulyeden, bamyadan, pırasadan vitaminlerini alamadın. Bu sefer ne oldu? Duvarı ördün ama örülen duvarda eksikler var. Yıkılacak. Bu ona benzer. Altıncı neden ise oturduğun ya da bulunduğun yere çok yakın telefonların yayın yaptığı kule ve dağıtım kutusu olabilir. Bu da çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı telefonların şeyleri var, vericileri var. Mesela bir evin üstüne koyuyorlar. İşte o evde oturanlar, onun etrafında olan kişiler çok büyük, güçlü bir frekansa maruz kalıyorlar. Kanser olma ihtimali çok yüksek. Saç dökülmeleri çok yüksek. Her türlü kemik erimesinden tut da her türlü hastalığı olma ihtimali çok yüksek. Çünkü o frekanslar o anda o kadar çok yüksek ki uzaktakına iletebilsin diye. Yedincisi, saç derisini bilmediğin bir ilaç veya madde sürmüş olabilirsin. Bu nasıl? İşte birinden duyarsın, şu maddeyi yap işte çok iyi geliyor. Öbürkü der başka şunu yap der. Öbürkü nedir? Başka bir şey yap. Karıştırdım, ışındırdım, bir sürü madde sürmüşündür. Ondan sonra saçın allak bullak, bilmediğin fazla bir şeylerle uğraşmayacaksın. Saçı birazcık doğalını da bırakmak gerekiyor kardeşlerim. Evet, işte bu bütün bu sıraladığım nedenlerden kendinize düşen, düşünün. Bakın bakalım size yakın olan hangisi? Yani benim evim işte şu trafoya yakındır. Ben çok telefonun yastığımın altına koyuyorum. Telefon frekans. Telefon deyip geçmeyin. Telefonun üzerine adam şeyi koyuyor. Mısırı. Mısırı telefonun üzerinde patlatıyor. Frekansı. Düşün bak. Telefonun üzerine konan bir mısırı aradığında telefonu patlatıyor. Yani mısır patlamış hale geliyor. Senin mısır onu patlıyorsa orada, düşün senin saçın ne hale geliyor. Sen onu yastığın altına koyarsan ya da yattığın yere yakın koyarsan. Zaten yastığın altına veya başının yanına koyduğun zaman var ya, sabah kalktığınızda çok sersem halde kalkarsınız. Ben bir gün yaptım onu. O gün ben çok sersemdim. Ara bir baktım neden oldu diyerekten. Meğerse o gün başımın kenarında telefonumu unutmuşum. Her telefonun frekansı farklı olabilir. Bazısı çok güçlü, bazısı güçsüz olabilir. Yani o yüzden telefonlarınızı yatarken aynı odaya bile koyacaksanız bile ayak ucunuza doğru koyun. Yani uzaklaştırın. Kısacası her türlü vitamini alın. Her söylenene, fazla dışarıdan gelen
bilgilerle kendinizi kafanızı karıştırmayın. Değerli kardeşlerim, şimdi burada mesajlardan gelen o güzel yorumlardan sonra size saçınızı göstermelik ne yapacağız? Şimdi ona geçelim. Değerli kardeşlerim, bakın 2-2 daha 4. Masaj kılcal damarları açıyor. Sen istediğin kadar anam, babam, dayım, bilmem neyim, keldi vesaire geç onları. İrsi dahi olsa masaj yoluyla sen o kılcal damarı açık tuttuğun müddetçe saçın dökülmez kardeşim. Dökülmez ya. Neden dökülür saç? Ya saç kuruyor. Susuz kalmış ağaç gibi kuruyor. Sen kılcal damarların çok ince orada. Saç şekeri çok yemişsindir. Kolesterolü yükselmiştir. Bilmem ne olmuştur. Bak bunlara da dikkat edin. Kılcal damarlar zaten biliyorsunuz çok ince olduğu için kafanın üst kısmı da hareketsiz. Sabit. Hiç hareketsiz. Ne oluyor? Tıkanıyor. Ama bak yanlarda buralarda hareket ediyor. Konuşurken ayağa sağa sola döndüğümüz zaman hareket ediyor. Az çok bir spor yapıyorlar. Konuşmak bile spor ya. Yemek yemek bile spor. Yani onu sen başımızın üzerindeki kılcal damarları açık tutacağız. 2-2 daha 4. Nasıl açık tutacağız? Duş. Bakın kuru kuru yapıyorum. Ya kuru kuru da faydası olur. Ama gelin şunu %100 faydalı şekline dönüştürelim. Saçı duşa girin. Yani şöyle duşa az bir su aksın. Şampuan sürmeyin. Bakın şampuandan önce masajı yapın. Kardeşim mesela duştan önce zeytinyağıyla ovalamış olabilirsiniz. Bunları yapın. Çörek otu yağını ovalamış olabilirsiniz. Isırgan otu yağını yapmış olabilirsiniz. Bunlar çok güzel. Mesela sarımsaklı su yapın. Onunla ovalamış olabilirsiniz. Ama duşa girdikten sonra da masaj yapın kardeşim. Ha burada ilk mesajda ne diyordu değerli kardeşim? Sıcak su %100 faydalı oldu diyor. Birçok arkadaşım dedi ki sıcak su sen alayım ediyor insanlarla. Al işte al. Çığır açtım şu anda ben. Dünyada belki de bunu çoğu kişi sıcak suyun zararlı olduğunu biliyordu. Al sana bak güzel bir buna benzer daha başka da geldi aslında. Onları almamıştım. Bu arkadaşım mesajını aldım. Allah razı olsun ondan tekrar. Onu yayınladım. Ne diyor? Profesör adayı sordum. Sadece hastanelik olma şekliyle derinde bir bozulma varsa o zaman zararlıdır. Sen saçını sıcak suyu duşunu alırken ayarla 5-6 dakikaya kendini. O ama tabii deri zarar görmeyecek şekilde. Nasıl? Diyelim ki 43-45 derece. Yani sizin dayanabileceğiniz bir nokta olmalı. Ya fazla yandı. Azalt biraz kardeşim. Normal kendine göre ayarla. Sıcak su damarları açıyor kardeşim. Damarları. Damarların içindeki yağı eritiyor. 2-2 daha 4. Damarların içindeki yağı eritiyor. Damarlar açık durduğundan dolayı da vitaminini alan saç beyazlamıyor. Siyah kalıyor. Ne dedi arkadaşımız? Saçım çıkmaya başladı. %100 garanti diyor. Bu hatta ne dedi en sonunda? Bunun dedi. Hatta ne demişti orada? Patenti Türkiye'nin olsun. Ya biz bir patent yarattık ya. Yani gerçekten mucize yarattık ya. Çok insanlar sıcak suyun zararlı. Al sana faydalı işte ya. Al sana bir faydalı ya. Arkadaşlar sıcak dediğim zaman bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Yani kaynar suyu tependen aşağı olsun mu anlamında anlıyorlar. Hayır ya kardeşim. Kaynar su değil ya. Bu insanın bir kendini ayarlayabileceği bir sıcak ya. Lütfen çok soru soruyorlar burada. Ya ben kaynar suyun altına nasıl gireceğim diye yazanlar bile var. Ya bu kadar cahil insan olabilir mi ya? Ben insanları kaynar suyun altına sokabilir miyim ya? Bunun bir mantık var ya. Bir mantık. Yani sıcak su deyince insanın dayanabileceği. Yani hoşuna böyle acıtmayacak, canını acıtmayacak bir sıcaklıktır bu ya. Bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben illa bir 45 derece, 43 derece, 42 derece dememe de gerek yok. Bunu siz ayarlayın arkadaşlar. Kendinize ayarlayın. Sıcak suyun altında haftada iki sefer, haftada bir sefer bile yapsanız
İnanın faydasını göreceksiniz. Bakın. Heh. Değerli kardeşlerim, beslenmenize çok dikkat edin. Telefon, bakın telefon saçı çok acayip döküyor. Adam bana diyor ki, ya diyor sabah kalktığım zaman diyor acayip sersem gibiyim. Bakın bunun tecrübesini yaşadığım için söylüyorum. Sen dedim telefonu yatarken nereye koyuyorsun çocuğum dedim. Başımın yastığımın altına. Bakın bu mesaj da orada. Ben dedi ki aman ne olursun dedim. Sen kendini intihar ediyorsun. Beynini haşlıyorsun o telefon frekansıyla. O telefonu uzaklaştır. Göreceksin. Hem saç normale dönecek. Hem de senin dedim sabah kalktığında kendini daha dinç. İnanın bana mesajla belirtti. Allah razı olsun. Tuttun altın olsun. Böyle o kadar dualar ediyor ki kendine. Bakın telefonu hep yakın yakın tutuyoruz. Bizim aslında en büyük düşmanımız bu telefonlar. Bakın bunu unutmayın. Arkadaşlar bakın geçenlerde bir mesaj geldi. 15 yaşındayım diyor. Biri 13 yaşındayım diyor. Biri 19, biri de 20 yaşındayım ne dedi. Yani şu 2-3 ay içinde gelen mesajlardan bahsediyorum. Saçım dökülüyor diyor. 13 yaşında dökülüyor diyor bana bak. Ya arkadaşlar saçınız telefon döküyor. Bütün gün telefon böyle bak yakın tutuyor bir de. Beynini taradığı gibi yaktığı gibi bir de saçını yaktırıyor. Lütfen bu telefonlardan yani uzak duralım. Fazla aşırı derecede telefonlarımızı beynimize yakın tutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Gayet açık anlattım. Çığır açacak bir videom bu benim. Bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Herkes duysun. Bütün millet duysun. Herkes sıcak suyun ne kadar faydalı olduğunu öğrensin. Lütfen paylaşın. Abone olursanız da memnun olurum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Evet. Buradan abone olun. Buradan sağlık videolarıma ulaşın. Buradan saç videolarına ulaşın. Buradan da vertigo videolarına ulaşın. Hoşça kalın arkadaşlar.